sevgili izleyiciler Barış Pınarı Harekatı özel yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. İhlas Medya Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar karşımızda olacak. Artık 7. gündeyiz harekatta. Çok önemli gelişmeler sağlandı. Hatta Milli Savunma Bakanı tarafından şu açıklama yapıldı. Operasyon hedeflediğimiz tarihten daha ileride gerçekleşiyor dedi. E, Tel Abyad ve Resulayn kontrol altına alındı. Münbiç'te iki köy teröristlerden kurtarıldı ve hedefte de Aynel Arap var. Tüm bu gelişmeler ışığında Sayın Yaşar'dan değerlendirmeleri alacağız. Buyurun söz sizde. Evet aslında birkaç nokta var bakıldığı zaman. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen peş peşe açıklamalar yine rejim ve Rusya'nın da işin içine girdiğini görecek olursak durumun baştan beri ne kadar karmaşık olduğunu ve bu mayınlı arazide Türkiye'nin mayına basmadan hızlı bir şekilde ilerleyip ulusal güvenliğini, ulusal çıkarlarına yönelik temizliği devam ettirdiğinin altını çizmek gerekiyor. Şimdi önce Resulayn ve Telabiyat tarafına bakacak olursak e, her iki e... Şey, her iki merkezin de her iki şehir merkezinin de e, kontrol altına alındığı açıklanmıştı. Bir taraftan da e, ordunun e, ve Suriye Milli Ordusu'nun ve TSK'nın e, bölgedeki tahkimatı devam ediyor. Tahkimat devam ederken e, şunları da unutmamak lazım. Bir taraftan da etkisiz hale getirilen e, PKK-YPG'li terörist sayısının e, neredeyse 600'e dayandığını da hatırlatmak gerekiyor. Yani burada e, 120 kilometrelik bir alan aşağıya doğru da 30 30 kilometrelik, 35 kilometrelik bir e, alandan bahsedecek olursak devasa bir e, kilometre karelik e, alanın zaptı ve kontrol altına alınması, tahkimatı ve terörden arındırılması işlemi devam ediyor. DAEŞ'in orada olduğunu biliyoruz, YPG'nin bazı unsurlarının orada olduğunu biliyoruz, gizli silah depolarının orada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu iş hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçekten bu kadar kısa süre içerisinde bu iki şehir merkezinin ele geçirilmesi, kontrolün sağlanması çok da planlanmamıştı. Hem YPG'nin elindeki silahlara, PKK'nın elindeki silahlara bakacak olursak hem de oradaki sayılarına bakacak olursak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun çok hızlı bir şekilde ilerleyip bu işlemi gerçekleştirdiğini söylememiz mümkün. Şimdi Şimdi dediğimiz gibi bir taraftan Münbiç olayı var. Sağda Haseke yani doğuda Haseke, bölgenin doğusunda Haseke, batısında da Resulayn ve Kobani olayı var ve bir de Münbiç olayı var. Şimdi buralarda ne olacak diye baktığımız zaman işte bir şeyden bahsediliyor. İşte Amerika askerleri çekilince bir yarış başlayacak. Önce kim girerse orayı kapacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Kaldı ki dün burada söylemiştik. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem Türkiye sınırından ki Münbiç sınırı hem Cerablus'la sınır hem Türkiye ile sınır. Dolayısıyla oradan bakılacak olursa Türkiye'nin e, oradaki etki e, oluşturma kabiliyetinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu biliyoruz. E, rejimin ise sadece Mümit'e giriş yolu var. Tek yol var. O da Halep'in e, kuzeyinden ancak o tarafa doğru gidebilir. Dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa e, e, coğrafi strateji olarak e, bütün şartlar Türkiye'nin elinde. Ama işte e, kim önce şehir merkezine giderse kapanın elinde kalacak mümkün Böyle bir şey yok. Dolayısıyla e, dün önemli iki görüşme gerçekleştirildi. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı e, hem Rusya'daki e, ...mevkidaşlarıyla görüşler... ...bu konu bir taraftan ele alınıyor ki... ...2015'ten beri Amerika ile... ...Münbiç konusu Türkiye arasında... ...konuşulan bir meseleydi. Dolayısıyla bu açıdan da... ...bunu değerlendirmek lazım. Dediğimiz gibi Harekat Bölgesi'nde... ...Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde... ...takimat bir taraftan devam ederken... ...bir taraftan da hem Cerablus'tan... ...hem de Türkiye sınırından... ...Münbiç'e yönelik de... ...Münbiç ki Fırat'ın batısında kalan... ...bir bölge olduğunu da hatırlatmak lazım... Sevgili İngiliz izleyicilerimize dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa bir taraftan da onlar devam ediyor. Ee, Operasyon harekat Milli Savunma Bakanı çok net açıkladı. Ee, Cumhurbaşkanı dedi ki başladığımız işi bitireceğiz. Türkiye gerçekten e, terör e, koridorunu ve e, gerçekten PKK'nın yeniden hortlatılması çabalarını e, 6-7 günde yerle bir etti. M4 karayolunu e, kesti ve orada e, terör geçişkenliğini yani e, Doğu ile Batı arasındaki Haseke ile e, Kobani arasındaki hattı da kesmiş oldu. Şimdi Münbiç'te alınırsa orası Kobani bölgesi kuzeyinde Suriye doğusunda işte Resulayn ve Tel Abyad batısında da Cerablus olacak. Yani her taraftan sarılmış olacak. O da o açıdan da önemli ve terör örgütüne ciddi bir şekilde şey sağlanmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar, yaptırım kararları ile ilgili henüz ortada bir şey yok. Bunun da altını çizmek lazım. yani devreye giren bir şey yok. Yaptırım kararlarına bakalım yaprak. Şimdi bunu şöyle değerlendirmek lazım. Nedir bu yaptırımlar? İşte bir bazı bakanlara daha önce olmuştu iki bakana yine bazı yaptırımlar getirilmişti. Bu ne? Amerika'daki mal varlıklarına el konulması gibi. Zaten o bakanların Amerika'da mal varlığı da yok. Dolayısıyla o sembolik bir yatırım. İkincisi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ki ortada 100 milyar dolarlık ticaret hacmi diye bir şey yok böyle bir niyet var dolayısıyla bu da çok fazla önemli değil zaten Pelosi temsilciler meclisi başkanı Pelosi yatırımları çok etkisiz buldu ki dün bir açıklama yaptı Trump'ın açıklamasının ardından bunları daha da genişletelim ilerletelim ve daha da Türkiye'nin canını yakacak hale getirelim dedi ama görülen o ki Trump ön aldı ve böyle bir kararnameyi imzalamış oldu Amerika Birleşik Devletleri yatırımları yaptırımları şu an şu aşamada bakıldığı zaman tamamen sembolik olduğunu görüyoruz ama dün gerçekten çok dikkat çekici bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Trump'ı gerçekten 341 kişinin yaralandığı ve 41 sivilin hayatını kaybettiği Ankara kumullar, Gaziantep, Antalya ve Kuşadası katliamlarına katliamların azmettirir ve ee, gerçekten 63 askerimizin de şehit edilmesi olayından sorumlu tutulan e, ve 4 milyon liralık ödülle kırmızı listede aranan e, ve e, Öcalan terörist başı Öcalan'la yakın e, fotoğrafları bulunan hatta onun manevi olduğu olduğu iddia edilen e, Şahin Cilo adlı, e, eli Elikanlı teröristle telefonda görüştürdüler. Bu gerçekten. Yani söylenecek bir söz yok. Amerikan Başkanı'nın böyle bir telefon görüşmesine bir teröristle muhatap edilmesi gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı. Bunlar olabiliyor. Niye olabiliyor? Bir taraftan da bir denge politikası var. Hem kongrenin hem de senatonun ve iç kamuoyundan ve basından gelen tepkilerin alınması. Ama Trump dün ABC televizyonunda fake görüntüler olarak adledilen Suriye'deki bombalama ve Suriye'de olmayan e, bombalamaya yönelik yine Twitter hesabından bir açıklama yaptı. E, bunların hepsi olacak. Türkiye zaten e, bu beklentilerle e, buralara girdi. Bu operasyonları düzenliyor. E, dün Cumhurbaşkanı'nın e, Haseke ve e, Kobani'yi e, işaret etmesi de önemliydi. Münbiç'le Rusya'yla görüşüldüğünü söylemesi önemliydi. E, bütün bunlar e, bir taraftan da izleniyor. Ama bir taraftan da tabii e, Pentagon Dışişleri Bakanlığı ve e, Suriye'deki KK ile işbirliğinin oluşmasını tabanı sağlayan bu kurumlarda işte Trump'ı bir terörist terör örgütünün ele başından eli kanlı teröristle 4 milyon liralık ödülle aranan ve onlarca kişinin öldürülmesi ve yaralanmasından sorumlu olan terör örgütünün elemanıyla telefonda görüştürülüyor. Gerçekten bir Amerikan başkanının düştüğü duruma bakılacak olursa e, duruma buna söylenecek çok da fazla bir şey yok. E, gerçekten dün e, Fransa'daki milli maç e, öncesinde e, orayı da e, bir cümleyle aktaralım. Maçın ertelenmesine yönelik Fransız siyasetçilerin yoğun e, diplomatik e, turu da devam etti gün boyu. Ama maç oynandı ve Türkiye istediğini aldı. Lider olarak gittiği Fransa'dan yine lider olarak döndü. E, Fransız rejisinin yaptığı e, asker Asker selamı gol sonrasındaki sevinci asker selamını e, yayınlamaması ve e, orada başka görüntüleri ortaya koyması da gerçekten komikti. O asker selamı e, çoktan Mehmetçi'ye ulaştı. E, bütün bunlara bakacak olursak e, bir de. Londra'daki NATO toplantısında İngiltere Savunma Bakanı'nın Türkiye'nin harekatına yönelik olumlu tepkisi de dün dikkat çeken olaylardan bir tanesiydi. Bu mücadele devam ediyor. Bir taraftan Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye hem Dışişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasiye ve görüşme trafiğine devam ediyor. Bir taraftan da harekatına devam ediyor. Bu yaptırımlar olacak. Önemli olan Türkiye'nin Geleceği, burada Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Terörün tamamen sonlandırılmasını konuşuyoruz. E, her şey göze alınmış durumda. E, hep beraber göreceğiz ama e, son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecektir. Bunu da unutmamak lazım. E, dediğimiz gibi e, şu an operasyon bölgesinden aldığım son haberlerde... E, ...olayda bölgenin tahkimatının bütün hızıyla devam ettiğini aktaralım. E, moraller yerinde e, harekat aslında birinci aşaması diyebiliriz veya e, telabiyat... Resulayn harekatları diyebiliriz Barış Pınar'ın hemen alt başlığı olarak başarıyla tamamlanmaya doğru gidiyor. Herhalde kısa süre içerisindeki oradaki askeri anlamdaki olay arama tarama faaliyetlerinin yani ince işçiliğinde bitirilmesiyle beraber son nokta konulmuş olacak. Oradan sonra da gözler Haseke Kobani ve için üzerinde olacak yaprak. Şimdi orada büyük bir operasyon sürüyor. Yurt içinde de operasyonlar var. Son olarak işte ekranlara biz de taşıdık. Ankara'da e, DEAŞ'a çok büyük bir darbe vuruldu, 10 yabancı uyruklu e, terörist yakalandı. E, aynı zamanda şu bilgiler de geliyor bölgeden, YPG'liler DEAŞ'lı, cezaevlerinde bulunan DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor şeklinde. E, bu konuyu nasıl yorumlayacaksınız? Hem içeride hem dışarıda süren bir operasyondan bahsediyoruz çünkü. Burada Türkiye terörle işte senin teröristin benim teröristim demeden terör örgütleriyle topyekün mücadele ettiğini çok net bir şekilde daha göstermiş oldu. İçerideki operasyonların hazırlığı bir süredir devam ediyordu. Dışarıda terör örgütü PKK YPG'nin zaten Resulayn'daki hapishaneden DEAŞ'ları serbest bırakacağını buradan söylemiştik, biz de söylemiştik. Aslında bu beklenen bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bunu yaparak bizi korumadığınız öcü alınıyor tırnak içerisinde burada tabii bir taraftan bunu bu olaylar hem hapishaneden dääşlerin serbest bırakılması hem diğer dääşlilara yönelik PKK'nın atacağı adımlar yine Amerikan başkanının tweetlerinde yansımış durumda ki bu Türkiye bu fotoğrafları görüntüleri ve diğer dökümanlarıyla ile beraber anında Müttefiklerine bu durumu da bildirmiş oldu dolayısıyla burada bir taraftan Türkiye ne kadar haklı olsa da yurt dışında ne kadar haksız olduğuna yönelik bir kuşatma harekatının devam ettiğini biliyoruz. İşte bir taraftan da algı operasyonları devam ediyor Türkiye'yi sıkıştırma adına. İşte İzmir'e kurulacak olan o Alman otomobil firmasının fabrikasıyla ilgili bazı spekülasyonlar ortaya atılmış durumda. Ama gelirken baktım fabrikanın kurulmasının başka bir yere kurulması yönünde alınan bir karar yok. O plan devam ediyor. Yani dolayısıyla onu da burada bu noktada söyleyelim. Yani işte Finlandiya, Hollanda ve diğer kuzey ülkelerinden başlayan silah hambargoları ve Türkiye'ye silah satmayacağız açıklamalarının da çok fazla asla astarı yok. Hani asla astarı yok derken zaten orayla bir silah alışverişimiz yok. Fransa bunlara eklendi. Almanya'nın ne yaptığı belli değil. Dolayısıyla bir öyle açıklama yapıyor, bir başka türlü açıklama yapıyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şansöle Merkele iki gün önce açtığı, açtığı telefonda bunu çok ciddi ve aslında yüksek tonlu bir şekilde söyledi. Bir taraftan da bu mülteci yükü Türkiye'nin omuzlarında. Burada tabii bütün bunlar devam edecek. Yani bütün Türkiye'nin haklılık olaylarına karşı hala işte Senatör Graham'in, işte Hillary Clinton'ın çok açıktan artık PKK terör örgütüne verdiği destekler ortada. Amerikan Başkanı da hani bakıldığı zaman o birbirine zıt tweetleri çok eleştirilebilir. İşte dünkü bu sanction dedikleri Türkiye'ye yönelik yaptıkları Yaptırım kararlarıyla ilgili açıklaması da e, kimseyi şaşırtmış olmasın oradaki e, bir e, biriken gazın alımı ve ön alma olarak da değerlendirilebilir zaten bu yaptırımlara baktığımız zaman da hepsinin sembolik olduğunu söyledik zaten e, piyasalardaki e, verilen olumlu tepkileri de e, bunun e, ne manaya geldiğini zaten e, piyasa analizcileri de e, çoktan analiz etmiş durumdalar ki o da döviz dövizdeki fiyatlanmaya da yansımış durumda döviz döviz fiyatlarının aşağıya geldiğini görüyoruz. Bütün bunlar geçecek. Yani sonuçta şunu söyleyelim. Hamama giren terler Türkiye dünkü tabirle, Cumhurbaşkanı'nın söylediği tabirle hamama girdi ve Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli bir operasyona daha imza attı ve terör örgütü yapılanmasını koridorunu bu kez tam ortadan yani Haseke ile Kobani arasında Tel Abyad ve o bölgeye girerek bunu kesmiş oldu. Bütün bunlara bakacak olursak işte içerideki terör operasyonları, DAEŞ'e yönelik operasyonda da aslında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş bir cevap. 13 şu önde beyaz saraya gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, gidecek diyoruz. E, bu konudaki gelişmeleri e, beklemek, görmek lazım. Her an her şey oluyor. Günlük değişiyor. E, Trump kalkar kalkmaz sabah ki Türkiye'de işte saat 2'ye tekabül ediyor. 14. 15 sıralarında tweetler e, atılmaya başlanıyor. Orada içeride çok büyük bir şey var. Burada Türkiye'nin ne kadar doğru bir hamle yaptığını da görmüş oluyoruz. E, bütün dünyanın e, ayağa kalktığını e, görünce işte e, burada kurulan, Orta Doğu'da kurulan oyunlara nasıl bir çomak, büyük çomak sokulduğunu da hep beraber şahitlik ediyoruz Yaprak. E, bu gelişme e, buradaki bölgenin tahkimatından sonra da e, bir bekleme sürecine girebilir e, ama e, Türkiye'nin orada almak istediği, yapmak istediği e, yani güvenli bölgenin tamamen oluşumuna yönelik hamleleri sonuna kadar devam edecektir. Şunu da kimse unutmasın, e, hiçbir Türk askeri bile Fırat'ın doğusuna giremez denilirken iki önemli bölge. Şu an için 35 kilometre derinliğe inilerek de ele geçirilmiş durumda. Dolayısıyla onu yapan Türkiye yarın Kobani'yi de, Münbiç'i de Haseke konusunu da halleder. Oraları da özgürleştirir ve terörden arındırır. Bu bir mücadele. Bunu kimse unutmasın. Hep beraber bu mücadeleye destek olmak zorundayız ki bundan sonra bu terör konusuna artık bir nokta koyalım. Artık işimize, gücümüze bakalım. Bu terör ve terör örgütleri artık daha fazla Türkiye'nin enerjisini ememesin. Bir taraftan da tabii spekülasyonlara da aldırmamak lazım. Dolayısıyla Ankara ...Ankara'daki telefonatlarının 24 saat esasına göre açık olduğunu... ...bir taraftan e, Dışişleri Bakanı, bir taraftan Milli Savunma Bakanı... ...bir taraftan da onların e, en üstünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...bütün bu olayı organize ettiğini e, unutmamak gerekiyor. E, Türkiye için, Türkiye'nin ulusal çıkarları neyi gerektiriyorsa... E, ...dün olduğu gibi bundan sonra da o yol devam edecek. E, bu tahkimattan sonra birazcık e, sanki bekleme sürecine girilecek. Kimin ne yapacağının netleşmesi ve kararların olmasından sonra da e, yeni yol haritası belli olacak gibi görülüyor. Ama e, şunu söyleyelim Münbiç'i kesinlikle Türkiye e, bir başka unsura bırakmaz ki 2015'ten beri zaten e, Münbiç'le ilgilenen, yakından ilgilenen, ta Obama döneminden beri ilgilenen e, bir ülkeydi. E, o konuyu da hatırlatmak lazım. Birazcık bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacağını önümüzdeki dönemde yaprak. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Yaşar yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler artık harekatta 7. gündeyiz. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar operasyonun ayrıntılarını değerlendirdi ve devam ediyoruz.